Merhaba, kaldığımız yerden devam edelim. Gebelikte beslenme önemli dedik. Biz her zaman aynı şeyi yesek de aynı oranda bu yediğimiz besinden fayda sağlamıyoruz. Çünkü mikrobiyota denilen vücudumuzda, bağırsaklarımızda yaşayan mikroorganizmalar ve bakteriler var. Bunlar bizim yediğimiz besinlerin sindiriminde, bağışıklık sistemimizde, enflamasyonun azalmasında önemli role sahipler. Beslenme bu mikrobiyotayı etkiliyor. Mikrobiyota besinlerin sindirilmesini, emilmesini etkiliyor. O yüzden her zaman biz aynı şeyi yesek de aynı oranda bundan fayda sağlayamıyoruz. Bunun için yine her zaman söylediğimiz gibi dengeli beslenmemiz lazım. Beslenme bu yüzden önemli. Beslenmenin etkilediği başka bir şey var. O da epigenetik, yani genlerimizin ortaya çıkışını da etkiliyor. Şöyle ki daha hayatımızın en başında bu etki preimplantasyon dediğimiz, yani yumurtayla sperm birleştikten sonra zigot olduğunda bu zigotun anne vücudunda içinde bulunduğu medyuma kadar bu beslenme, annenin beslenmesi etkiliyor. Embriyo bu içinde bulunduğu medyuma göre ya da ortama göre genlerinin ortaya çıkışını kodluyor ya da değiştiriyor. Bunu şöyle anlatabilirim. Çalışmalar göstermiş ki mesela 2. Dünya Savaşı'nda açlık zamanında gebe kalan ve doğan çocukların boyları normal zamana göre daha kısa. Ya da işte susuz ortamda, bölgede gebe kalan, doğum yapan annelerin bebekleri immünolojik olarak daha zayıf, daha sık hastalanıyorlar. İşte çocukluk çağında ölümler daha fazla görülüyor. O yüzden annenin beslenmesi önemli. Annenin alacağı mikrobesinler önemli. Bunların eksikliğinde ilerleyen dönemde bir takım problemler ortaya çıkıyor. Mesela yine yapılan çalışmalar göstermiş ki anne normal kalorili beslense de, yani normal düzeyde alması gerektiği kalori kadar kalori alsa da, eğer protein içeriği düşükse, eğer folik asit, B12, selenyum, çinko açısından fakir besleniyor ise bu annelerin bebeklerinde introterin gelişme geriliği oluyor ve bu çocuklar doğduklarında yaşamlarının ilerleyen döneminde daha fazla tip 2 diyabete, şeker hastalığına, kardiyovasküler hastalıklara, serebrovasküler olaylara ve hipertansiyona yakalanma oranları daha yüksek oluyor.